Rasim Özdenören Pakdil'in Ardından Pakdil'in cenazesi geçtiğimiz cumartesi günü görkemli bir topluluğun iştirakiyle kaldırıldı. Ankara'da Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisi dolayısıyla cenazeye bizzat iştirak etme fırsatı bulamadı. Ancak cenazenin defin süreciyle yakından ilgilendi kabir yerinin seçiminde belirleyici oldu. Edebiyat camiası olarak yakın ilgisine müteşekkiriz. Altındağ Belediye Başkanı Sayın Asım Balcı, Emre Hakk'ın vukuundan itibaren cenazenin bütün safalarıyla, özellikle kabrin seçimindeki mekan tahsisindeki hassas tutumuyla örnek bir davranış sergiledi belediyedeki değerli ekibi adeta bir hizmet yarışındaydı. Ekipte hizmeti geçen bütün arkadaşlarımızı ve değerli başkanımızı kutluyor, şükran duygularımızı iletmek istiyorum. Cenazede hazır bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Adalet Bakanı Abdülhamit Güle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Aranka, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Tuğran'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a, Keza eski ve yeni siyaset adamlarımıza da teşekkür borçluyuz. Cenazeyle yakından ilgilenen memursan sen ilgilileri ve genel başkan Ali Yalçı'nın ilgisi de teşekkürü hak ediyor. Mekanlarını taziye evi olarak tahsis eden Mehmet Akif İnan Vakfı ilgilileri ve keza Kabakçı Konağı personeli kusursuz hizmetleriyle gönlümüzü fethetti. Hepsi sağ olsun, hepsine teşekkürler. Ve asıl büyük teşekkür şair ve fotoğraf sanatçısı Necip Evlice'ye, Nuri Pakdil'in sesleneşiyle İdris Hamza. Necip evlice 40 yıl boyunca Nuri Pakt e bir oğul sadakatiyle hizmet etti. Gerçekte bir oğuldan daha fazlasını yaptı. Paktil'in kitaplarının basımını hiçbir karşılık beklemeden, Paktil gibi estetiğe son kerti özen gösteren birine sıfır hata payıyla beğendiren bir çalışmayı her türlü özveriyi göğüsleyerek gerçekleştirdi özellikle son 10 yıl boyunca Paktil'in her türlü hizmetini kendi öz evine gösteremediği bir gayretle yerine getirdi. Paktil'in hastalık ve sağlık hizmetleri, mutfağını çekip çevirmesi, her türlü ihtiyacının karşılanması ondan sorulur oldu. Onun giyim kuşamından, saç sakal tıraşına, programlarının düzenlenmesine, kitap imza programlarının tertiplenmesine, ziyaretçilerin ağırlanmasına kadar kendi işlerini imal etme pahasına koşuşturdu. Yıllar boyu Paktil'in her hastalığında da hastane hizmetlerinde refakatçi olan oydu. Hastane sonrası bakımlarını günlerce, gecelerce gözünü kırpmadan o üstlendi. Hastane hizmetlerinde ve başka konularda Fatih da canla başla evlicenin yanında yer aldı. Pakdil'in asistan olarak adlandırdığı yardımcılarının temini, onların iaşesi, maaşı, gerektiğinde yardımcıya yardımcı olan elemanların temini hep Necip Evliçe'nin üstündeydi. Onun, Pakdil'in kitaplarının yeni baskılarını aynı titizlikle devam ettireceğine olan inancımız tamdır. Pakdil'in ihtiyaç halinde müracaat ettiği para kasalarından biri de sevgili Ali Karaçalı olmuştur. Bu arkadaşlarımız Pakdil'e hizmet hususunda sınır tanımamışlardır. Hepsi teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Onlara teşekkür edilmez, helallik dilenir pak dili rahmetinden esirgemeyeceğini umduğumuz Rabbim, burada adı geçen ve geçmeyen her türlü hizmet erbabını da lütfuyla keremlendirsin dileğimdeyim.